Merhaba sevgili gebeler. Bugün sizlere yaşam kaynağımız nefesten bahsetmek istiyorum. Hayatımız aldığımız ilk nefesle başlar ve verdiğimiz son nefesle sona erer. Nefes bizim hayatımızın en önemli parçası. Ama gündelik hayatın koşuşturması esnasında çok fazla nefes farkındalığını unutuyoruz. Eğer nefes farkındalığını bir disiplin olarak geliştirebilir ve hayatımızın her aşamasında kullanabilirsek, başka sağlık sorunlarımızdan da kurtulduğumuzu görebiliriz. Aynı zamanda nefesi, gebelikte yaşanan fizyolojik değişimlerle baş etmekte ve doğum esnasında da odaklanmakta, meditasyon yapmakta ve doğum dalgalarıyla baş etmede rahatlıkla kullanabiliriz. Nefes ve zihin aslında birbiriyle ilişkili. Eğer çok heyecanlıysak, çok stresliysek nefesimiz çok hızlı olur. Sakin ve dingin, huzurluysak nefesimiz daha sakin ve rahat olur. Dolayısıyla nefes alıp vererek de zihnimizi sakinleştirmeyi başarabiliriz. Peki neler yapabiliriz? Ne tür egzersizler yapabiliriz? Şimdi sizlere biraz bunlardan bahsedeceğim. Nefes egzersizlerine başlamadan önce nasıl nefes almamız gerektiği ile ilgili küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Uzmanların görüşüne göre nefes burundan alıp burundan verilmeli. Ama bizim tabii ki genel alışkanlıklarımız var. Genelde burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz nefesi. Kendimizi çok zorlamadan burundan alıp ağızdan da verebilirsiniz. Ama eğer yapabiliyorsanız burundan alıp burundan vermeye gayret edelim. Nefes egzersizi yaparken isterseniz ayakta da yapabilirsiniz. Biraz sonra size göstereceğim egzersizleri. Ayakta ayaklar omuz hizasında açık olmalı. Dik bir şekilde durmalısınız. Oturduğunuz yerde de rahat bir pozisyonda, sırtınız dik bir şekilde oturmalısınız. Bulunduğunuz ortam eğer sakin, sessiz, huzurlu bir ortam olursa meditasyon yapmak ve gevşemek için de ideal olacaktır. Önce size karın nefesinden bahsetmek istiyorum. Bir bebek dünyaya geldiğinde karın nefesi alarak hayata başlar. Çok sağlıklı bir nefes şeklidir ama zamanla biz bunu unutuyoruz ve göğüs nefesine dönüyoruz. Karın nefesi almak için önce şimdi birkaç tane normal nefes alıp verelim ve birazcık gevşeyelim. Güzel derin bir nefes alıyoruz. Ve verirken yavaş yavaş vererek bütün vücudumuzu gevşetiyoruz, rahatlıyoruz. Tekrar derin, güzel bir nefes alıyoruz. Ve verirken üzüntüyü, tasayı, kaygıyı, bizi sıkan ne varsa her şeyi üflüyoruz, gidiyor. Gevşiyoruz ve rahatlıyoruz. 3-4 kez böyle güzel derin nefesler alıp verdikten sonra ellerimizi karnımızın üstüne koyuyoruz. Ve nefes alırken yavaşça karnımızın şiştiğini görüyoruz. Bunu yatarak da yapabilirsiniz ama tabii ki hamileliğin son aylarında sırt üstü yatmak zor olacağından ilk aylarda yaptığınız çalışmalarda sırt üstü yatarak ve karnınızın üstüne herhangi bir obje koyarak karnınızın yükselip alçaldığını görebilirsiniz etkili nefes alıp vermenizi takip etmeniz açısından. Şimdi yavaşça karnımı şişiriyorum, nefes alıyorum. Ve yavaş yavaş veriyorum. Karnımın şiştiğini buradan görebiliyorsunuz. Ve indiğini tekrar gösteriyorum. İçinde 4-5 kere karın nefesi çalışabilirsiniz ve arkasından göğüs nefesine geçebiliriz. Göğüs nefesi çalışmak için de her iki elimizi göğüs kafesimizin üst kısmına yerleştiriyoruz ve güzel derin bir nefes alırken göğüs kafesimizin yükseldiğini görmemiz gerekiyor. Evet, göğüs kafesimi şişirdim ve yükselttim ve yavaş yavaş bırakıyorum. Bu arada bütün vücudum da gevşiyor fark ettiyseniz. Tekrar alıyorum. Ve yavaş yavaş
eriyorum, gevşiyorum, rahatlıyorum. Omuzum, boynum, kollarım, kalçam, bacaklarım ve parmak uçlarım yavaş yavaş gevşiyor. İsterseniz gözlerinizi de kapatabilirsiniz nefes egzersizi yaparken ve zihninize odaklanabilirsiniz. Bir daha göstereyim. Karın nefesi rahme giden oksijeni ve kan miktarını arttırdığından gebelikte bebeğin beslenmesini, daha iyi beslenmesini sağlayacağı için çok faydalı bir egzersiz. Göğüs nefesi de üst göğüs kafesini çalıştıracağından o da yine akciğerlerimizin güçlenmesi ve doğumda daha güçlü olmamız için yararlı bir egzersiz. Şimdi omuz nefesi göstereceğim. Bu yine üst kısımların daha çok oksijen gitmesi için bize fayda sağlayacak. Şimdi nefes alıyorum. Omuzum hafifçe yükseliyor. Ve verirken yavaş yavaş indiğini görüyoruz. Bir daha yapalım hep beraber. Verirken yavaş 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 veriyoruz. Nefes alırken 4 kere de alıyorsanız 4, verirken 8 kere de verebilirsiniz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi. Verirken biraz daha yavaş vermek lazım. Bu 3 nefes tekniğini arka arkaya yapabilirsiniz. 5 karın, 5 göğüs, 5 omuz nefesi arka arkaya yapabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız iş yerinizde, oturduğunuz yerde bile 10 dakikanızı, 15 dakikanızı ayırarak bu teknikleri yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bir de ayakta olan bir nefes egzersizi göstereceğim. Biraz önce gösterdiğimiz egzersizler hem oturduğunuz yerde hem de ayakta yapabileceğiniz egzersizlerdi. Ama şu an göstereceğim egzersiz için ayakta olmamız gerekiyor. Ayakta yapacağımız egzersiz için ayaklarımız omuz hizasında hafifçe açıyoruz. Daha sonra güzel derin bir nefes alarak yavaşça nefes alırken bir yandan ayak parmaklarımızın üzerinde yükseliyoruz ve ellerimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Mümkün olduğunca burada kalabiliyorsak kalıyoruz ve nefes verirken yavaşça ellerimizi iki yana doğru koyuyoruz. Tekrar beraber yapıyoruz. Nefes alıyoruz. Ve verirken yavaş 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 veriyoruz ve ellerimizi yana doğru koyuyoruz. Bu hareketin devamında şöyle de yapabiliriz. Nefes alıyoruz yine aynı şekilde. Ellerimizi arkaya doğru kerinirken nefesimizi yavaş yavaş verip ayaklarımızı yere doğru bırakıyoruz. Bunun sonrasında bir de sağ burun ve sol burun nefes alma tekniği var. Bu nefes alma tekniği ile sağ beynimizi ya da sol beynimizi daha çok çalışmasını sağlayabiliriz. İki parmağımızı şu şekilde iki kaşımızın tam şu kısmına koyarak buraya zihnimize odaklanabiliriz. İsterseniz gözlerinizi de kapatabilirsiniz. Baş parmağınızla sağ burun deliğinizi kapattığınızda yavaşça sol burun deliğinden nefes alıp veriyoruz. Şimdi aynı hareketi sol burun deliğini kapatarak yapabiliriz. Şu elimizle yapabiliriz, kapatabiliriz. Bu şekilde. Ve nefes egzersizlerimizi sonlandırabiliriz. Herkese sağlıklı nefesler diliyorum. Hoşça kalın sevgili gebeler.